Nedzet Ersanel Korku taraf değiştiriyor. O kadar inanarak savunuyor ki eldeki tüm veriler tersini gösterse de acaba kazanabilir mi şüphesine düşüyorsunuz. Daha pazartesi öğleden sonra seçimi kazandım diye tweet attı. O da olmadı direnerek oval ofisten çıkmayacağı da söyleniyor. Savunma Bakanı Esper'ın görevden alınması ve Pentagon'da bunun ardından yaşanan seri istifalar atamalar, Çin ve Rusya'nın Biden'ı inatla tebrik etmemesi, İran nükleer stokları, El-Kaide raporları, Suud Velaht Prensi Salman'ın kararlı eylem çağrısı, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ikinci Trump dönemine geçiş kolay olacak açıklaması, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri İsrail gezisine çıkması, Washington'da toplanan silahlı Trump destekçileri ya da İsrail Haretsin manşete çektiği Netanyahu İran'ı vuracak mı? Muhtemel değil ama Trump vurabilir. Haberleri toplandığında akla neler gelir? ABD Başkanlığı elbette uz buz şey değil. Bu makam için güç odaklarının yapmayacağı hiçbir şey yok. Bu tamam. Ama asıl mesele küresel döngünün taraflarından biri olacak Biden'ın Trump'tan farklı nasıl bir Amerikan hakimiyeti planı kurup yürüteceği. ABD iç çatışmasının ana boyutu buradan besleniyor. Büyük savaş lafları nereden çıkıyor? Biden başta ve dahil. ABD'de belli makamda olup da Çin tehlikesini çeşitli seviyelerde tehdit saymayan kişi ya da kurum yok. Üslup farkları olsa da önünde sonunda Amerika'nın Çinle yüzleşeceğine inanılıyor. Trump iktidarının ilk günlerinden bu zamana Kissinger bu hesaplaşmanın üç ayağını takip eden hatta kurmaya çalışan bir isim. Bir evvelen genel hatlarıyla yazmıştık. Rusya'yı Washington'ın yanına çekerek Çin'i kıskaca almak düşüncesi şimdi Çin'i rakip, Rusya'yı düşman olarak tarife evriliyor. Kissinger Bloomberg'in Yeni Ekonomi Forumu başlığı altında düzenlediği bir toplantıya katıldı ve şu cümleleri kurdu. Biden yönetimi bir askeri çatışmaya doğru giden Çinli ilişkileri rayına oturtmak adına iletişim hatlarını yeniden kurmak için hızlı hareket etmeli. İşbirliğine dayalı bir adım atılmazsa, Birinci Dünya Savaşı'na benzer bir felakete sürükleneceğiz. Bugünkü askeri teknolojiler böyle bir krizi kontrol etmeyi zorlaştırıyor. ABD ve Çin giderek daha fazla çatışmaya doğru sürükleniyor. İki taraf şu an diplomatik faaliyetlerini de daha çatışmacı biçimde sürdürüyorlar. Bu cümleleri Kissinger'ın kurması etkilerini artırıyor. Ama özne kullanmadan bir büyük savaştan bahseden kritik başka isimleri de hatırlayalım. Salgın ve ekonomik kriz yeni güvenlik tehlikelerini beraberinde getirdi. Yeni Dünya Savaşı riski gerçek oldu. Tarih belki tekrar etmez ama yaşanan olumsuz koşullarla geçmiş felaket dönemleri arasında bir ritim vardır. Tehlikeli ilişkiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den rahatsızlığını ateşleyen ilk madde, global ekonomi üzerinden gelişen rekabet. Çin'in bu rekabeti yüksek teknoloji, askeri gelişmeler, ipek yolu, dijital para, internet, ittifaklar yoluyla dünyaya yaydığı bir gerçek. Rusya ile ilişkilerinde de şu ana kadar genel kabul gören, birbirlerine ne kadar yakın görünmeye çalışırlarsa çalışsınlar, esasında şüpheleri, kaygıları var gerçeğini de şimdi masaya yatırmakta fayda var. Çin ve Rusya bir takım karşılıklı adımlar atıyor ve ortaklık söylemlerini de güçlendiriyor. Biden yönetiminin buna nasıl katkı sunacağı da ayrıca izlenmesi gereken bir konu. Ama şimdi yeni ve hacimli gelişme bir blok olarak ABD'nin karşısına çıkıyor. Sadece çıkmakla kalmıyor, transatlantik ittifakı içinde Washington'ın müttefii olan kimi ülkelerin savrulmasına neden oluyor. Asya Pasifik bölgesindeki 15 ülke, ASEAN ülkeleri, Singapur, Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Tayland, Vietnam'la Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda. Dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olarak bilinen Bölgesel Kalkınma Ekonomik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı. Bu öyle böyle bir anlaşma değil. Dünya nüfusunun 2.1 milyarlık kesimini kapsıyor ve küresel gayri safi yurt içi asılanında tam %30'una sahip. Müzakereleri bile 8 yıl sürdü. Malezya Başbakanı RCEP kan, ter ve gözyaşıyla örülmüş pazarlıkların sonucu varılmış bir anlaşma. Bölgede yeni bir dönem başlıyor dedi. Çin Başbakanı ise anlaşmanın serbest ticaret ve çok taraflılığın zaferi olduğunu söyledi. Bu iki madde zaten ABD ile anlaşmazlığı nedenleri. ABD'ye bakarsanız bu maddeler dünyada Amerikan değerleri olarak savunulan konular. Ama söz konusu Çin olunca savaş nedenine dönüşüyorlar. İlginç nokta Avustralya, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda gibi ABD ve İngiltere mütefiklerini de içermesi. Hindistan da aslında bu anlaşmaya katılacaktı ama vazgeçti. Böylesi bir uzlaşının siyasi sonuçlar üretmemesi mümkün değil. İlk akla gelen bölgede Çin etkisinin artması, ABD nüfuzunun azalması. Avrupa için ne anlama gelecek onu tek tek Avrupa ülkelerinin özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere'nin tutumları belirleyecek. Çünkü bu ülkelerin Çin ve Rusya ile ayrı değerlendirilmesi gereken ilişkileri var. Tıpkı RCEP ülkeleriyle olduğu gibi. İngiltere-Avustralya ilişkisi düşünüldüğünde bu anlaşmaya Londra nasıl bakacak? İngiltere Genelkurmay Başkanının yukarıdaki sözleriyle bağlantısı kurulabilir mi? Ya da İngiltere eski başbakanı John Major'un daha 11 Kasım'da söylediği "İngiltere artık büyük güç değil. Bir daha asla öyle olmayacağız. İngiltere'nin küresel nüfuzu geçmişe dayanıyordu." cümleleri bu bağlamda ne anlama geliyor? Hasılı Biden'lı yıllar çok ilginç gelişmelere neden olacak ve insan ister istemez 11 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avustralya Başbakanı Morrison'ın neler konuştuğunu merak ediyor. Nedret Ersanel Kübra Par Cumhurbaşkanı Pompeo'nun randevu talebini reddetmiş. Malum önümüzdeki hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rum Ortodoks Parti Bartolomus'u ziyaret için İstanbul'a gelecek ama son dakika bir değişiklik olmazsa hükümetten kimseyle görüşmeden dönecek. Bloomberg'in bir Türk yetkiliye dayandırarak yazdığı habere göre Pompeo, Dışişleri Bakanı Melut Çavuşoğlu'na İstanbul'da görüşelim demiş. Çavuşoğlu ise olmaz senin Ankara'ya gelmen lazım diyerek tavır koyunca bu sefer de Pompeo reddetmiş. Öğrendime göre Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu istemiş. Daha doğrusu Erdoğan İstanbul'da olacaksa görüşebiliriz demiş. Cumhurbaşkanlığı Pompeo'nun bu üstenci tavrını diplomatik teamüllere aykırı gördüğü için görüşme talebini geri çevirmiş. Aslında Cumhurbaşkanı liderlerle bazen İstanbul'da da görüşebiliyor. Demek ki mesele şehirden ziyade Pompeo'nun tavrıyla ilgili. Geçen ay Güney Kıbrıs'a kadar gelip Türkiye'yi pas geçmesi de görülmedik bir durum olarak yorumlanmıştı. Bu arada Biden'ın geçiş ekibi Ankara ile olası bir Erdoğan görüşmesi için temas kurmuş bile. Yani yeni konjonktürde Ankara'nın Pompeo'ya eyvallah etmesi için pek neden yok. Yine de çok iddialı yorumlar yapmayayım. Bakarsınız sonra onlar görüşür, biz yazdığımızda kalırız. Kübra Par